Selam arkadaşlar. Bu sefer de inkılap tarihinin tekrarını göreceğiz. Başlayalım. Önce Trablusgarp Savaşı ve 1. 2. Balkan Savaşları'na bir bakacağız. Biliyorsunuz gene sırasına göre gidiyoruz. Şimdi Trablusgarp Savaşı ile başlayalım. Trablusgarp Savaşı'nda Mustafa Kemal'in sömürgeciliğe karşı ilk mücadelesi olduğunu bilelim. Savaşın sonunda hangi anlaşma imzalanmıştı? Uşi Anlaşması. Ve bu Uşi Anlaşması ile beraber de Trablusgarp'ı verince bu benim Kuzey Afrika'da kaybetmiş olduğum son toprak kaybı oluyordu. Daha sonra bu durumu fırsat bilen özellikle bir devlet vardı. Karadağ bize saldırınca 1. Balkan Savaşı patlak veriyordu ve Osmanlı'nın karşısına bizim Büyüsek diye kodladığımız devletler geçiyordu. Kimdi bunlar? Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ gibi. Özellikle sorarsa bakın ilk kurşunu atan Karadağ'dır. Onunla başlar. Tabii bu savaş bizim için çok kötü sonuçlandı ama içlerinde var birkaç tane başarımız. Mesela şu ikinci sırada yazan Rauf Orbay, Gökçeada ve Bolcaada'yı işgalden kurtarınca biz ona ne demiştik? Hamidiye kahramanı unvanı veriyorduk. Ve bu savaş sırasında Arnavutluk bizden bağımsız oluyordu. Çıkmış bir sınav sorusudur. Osmanlı'dan ayrılan son devlet aynı zamanda bu Arnavutluk. Başarısızlıklardan dolayı bu dönemde Hürriyet ve İtilaf Fırkası vardı hükümette. Tabii İTC de bunu ne yaptı? Desteklemedi. Çünkü hatırlarsak bu Balkan Savaşları'ndan sonra, birinciden sonra özellikle Edirne kaybedilmişti. Edirne kaybedilince iddiatçılar da buna tepki gösterdiler ve çok büyük bir olay gerçekleşti Osmanlı'da. Ne olmuştu? Bab-ı Ali darbesi yaşanmıştı ve hükümetin başına da iddiatçılar geçiyordu. Savaşın sonucunda da Londra Anlaşması imzalanarak bizim Badem diye kodladığımız bir kayıp oluşmuştu. Badem'in açılımı nasıldı diye düşünecek olursak da Batı Trakya vardı, Arnavutluk, Doğu Trakya, Ege Adaları, Makedonya. Bu beş tane toprak bak Balkan Savaşları özellikle birinciden sonra Osmanlı'dan gidiyordu. Sonra ikinci Balkan Savaşı başlıyor. Çünkü hatırlarsak ilk maddede yazan birinci Balkan Savaşı'nda Bulgaristan çok fazla bir toprak kazanıyordu. Kazanınca da ne oldu bu sefer? Kendi az önceki dostların Bulgaristan'a karşı birleşmeye başladı. Yani durum şöyle oldu. Bulgaristan çarpı Yürüsek. Nasıl diyeceğiz bunu da? Yunanistan, Romanya, Sırbistan, Karadağ olmak üzere. Savaş sonucunda bazı anlaşmalar imzalanıyor ve hatta bu dört tane devlet Bulgaristan'a saldırınca biz de bu durumu fırsat bilip az önce kaybettiğimiz Edirne'yi geri alıyoruz. Ama Edirne'yi hatırlarsak Batı Trakya'yı mı temsil ediyoruz, Doğu Trakya'yı dersek de Doğu Trakya demeniz lazımdı. O zaman nereye alamadım? Batı Trakya'yı alamadım. Yani bak altta ne yazıyor? Batı Trakya'da ve Makedonya'da yaşayan Türkler maalesef ki azınlık konumuna düşmüşler. Çünkü orayı bir daha asla hiçbir zaman da geri alamadık. Dünya Savaşı'na bakalım şimdi. Dünya Savaşı tabii sebepleri buradan soru gelmiyor. Yani bunu çok böyle fazla konuşmaya gerek yok aslında. Ama işte hani hatırlarsanız Osmanlı topraklarını geri almaya çalışıyordu. Alsas-Lorraine mevzusu vardı. Fransız ihtilali herkesi tetikliyordu, etkiliyordu. Yine silahlanma yarışı herkesi etkiliyordu ve bunun sonucunda ne oldu? Dünya Savaşı patlak verdi. Cepheler önemli burada. Cepheleri bilelim. Mesela bunları biz ayırıyoruz. Taarruz, savunma, yardım cepheleri olmak üzere. Taarruz cephelerinde Kafkas ve Kanal. İki tane K ile başlıyor. Bak özellikle bunlar bizim açtıklarımızdır. Savunma cephelerimiz Çanakkale, Irak, Basra, Hicaz, Yemen, Suriye, Filistin. Genellikle tabii İngilizlerin bizim topraklarda açıp bize saldırdıkları yerlerdir. Yardımdaysa Makedonya, Galicia ve Romanya. Bunlar da bizim kendi müttefiklerimize yardım amaçlı gittiğimiz cepheler olarak geçiyor. Şimdi bunlardan Kafkas cephesine bir bakalım. Bu bizim savaştığımız ilk cephedir. Savaştığımız ilk cephe Kafkas cephesi. Aynı zamanda Enver Paşa'nın çok büyük bir hata yaparak Sarıkamış Harekatı gibi bir faciaya sebep olmasını bilelim. Tehcir Kanunu Ermeniler burada Ruslarla işbirliği yapınca bizim onları buradan sürdüğümüz olaydı. Bunları ilk gönderdik biliyorsunuz. Zorunludur bir de. Mustafa Kemal daha sonra ne yaptı? Geldi ve Muş ve Bitlis'i işgalden kurtarmıştı. Bir de bu cephenin sonlarına doğru Rusya'da ne oldu? Bolşevik devrimi yaşandı. Ve o devrimden sonra Brest-Litovsk anlaşması imzalandı. Ve bu anlaşmayla beraber de Bolşevikler savaştan çekilince cephede kapanmış oldu. Hatta şöyle oldu. Bizim toprak kazandığımız tek cephe olmuştur. Elbiye'yi selası olarak bildiğimiz nereye aldık? Kars, Ardahan, Batum aldık. Bunları da Berlin Anlaşması'nda Ruslara vermiştik. Yeni kurulan Bolşevikler de geldi. Biz Bolşevikleri, biz Çarlık'ın devamı değiliz diyerek bu toprakları bak bize 30-40 yıl sonra da olsa iade etmiş oldu. Kanal cephesinde de yine bizim açtığımız bir cephe ve Mısır ve Süveyş kanalını ele geçirmek amacıyla açtık biz bunu. Ancak hatırlarsak bu sefer de çöl ikliminden dolayı pek bir fayda sağlayamamıştık burada kendimize.
Savunma cephelerine bakacak olursam Çanakkale cephesi, Centilmenler ya da Aydınlar Savaşı olarak hatırlarız. Mesela burada bir 18 Mart kahramanı vardı. Kimdi bu? Cevat Çoban'dı. Yine bir Nusret Mayın gemisi. Seyit Onbaşı kavramları burada çok ana karakterler bunlar. Arıburnu, Conk Bayırı, Anapartalar, Kireçtepe gibi yerler Kemal yeri olarak bilinirdi. Mustafa Kemal'in cephede sözleri vardı, hatırlarız belki. Ben size taarruz değil, ölmeye emrediyorum. Sülgü tak, yere yat gibi. Yine Mustafa Kemal burada gösterdiği kahramanlıklardan dolayı Anapartalar kahramanı ile ünlendi savaştan sonra. Aynı zamanda biz bu cepheyi kazanınca bir devlet bizim yanımızda savaşa girdi. Yani ittifak grubunda Bulgaristan savaşa bak girmişti. Bu da Almanya ile kara bağlantısı sağlıyordu aynı şekilde. İtilaflar da Rusya'ya yardım göndermek istiyorlardı ama bunu başaramayınca Çarlık karşıtları da güçlendi. Zaten az önce gördük bak nereye bağlanmış sonu. Bunun da Bolşevik ihtilaline bağlanarak orada artık farklı bir grubun iktidarı ele geçirdiğini görüyoruz. Sonra gelelim Hicaz-Yemen cephesi çok önemli bir cephelerden. Şerif Hüseyin gibi Arabistan Lawrence gibi kavramlara aşina oldum. Arabistan Lawrence bir ajandı. Arapları etkiliyordu. Yine bizim de önemli isimlerimiz var tabii burada. Çöl Kaplanı ve Medine Müdafaa olarak bildiğimiz ki daha önce Hüseyin'e sordu. Fahrettin Paşa. Çok iyi tanıyorum biz. Belki bir cümlede falan kullanırım. Irak Basra cephesinde ise Selman Pak ama çok daha önemli olan Kutlul Amare zaferi. İkinci bir Çanakkale zaferi gibi görürüz biz onu. İngiliz sabrının kırıldığı birinci zafer Çanakkale derler, ikincisi Kutlul Amare derler. Kut Fatih'imiz vardı bizim hatırlarsanız. Halil Kut Paşa önemli bir adamdı. Suriye Filistin cephesinde Mustafa Kemal buraya 7. Ordu Komutanı olarak gelmiş. Daha sonradaki işte başarılarıyla Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na kadar yükselmiş. Ve İngilizlerle yapılan savaşlarda savunma hattını Anadolu toprakları olan Antakya civarına doğru, Halep civarı biraz Suriye'nin içlerine kadar da çekmeyi başararak Türklere yaklaşmaya çalışıyordu. Gizli anlaşmalar var. Çok fazla sormuyor ama şöyle bir bakalım. İşte bunlar hatırlarsak genelde hep İngilizler ana karakterdi gizli anlaşmalarda. Özellikle işte İngilizlere, Ruslara bazı haklar vererek onları yanlarına çekmeye çalışıyorlardı ve bunlar savaş esnasında imzalanmıştı. Biz de oradan şunu anlıyoruz. Demek ki bu adamlar kesin kazanacaklarına inanıyorlar ve savaştan sonra vakit kaybetmemek adına zaten bölüşmeyi savaş esnasında yapıyorlardı. Ama sonra işte Çanakkale veya Bolşevik ihtilali gibi beklemedikleri olaylar olunca da bu planların hiçbirisi zaten yürürlüğe girmemişti. Ve Rusya'da yeni kurulan SSCB'de bunların tamamını ne yaptı? Dünyaya ispiyonladı. ABD savaşa giriyor ve Wilson ilkeleri yayınlanıyordu bundan sonra. Alman saldırısıyla ABD savaşa girmişti ve girdikten sonra Wilson ilkelerini yayınlamışlardı. Bunların önemli bir tabiri vardı, Monroe doktrin diye. O Monroe doktrinden ilk defa vazgeçtiği olay da Wilson ilkelerini yayınladıktan sonra savaşa girmesiyle oluyor, onu da bilelim. Sonra savaşçı tabii itilaflar kazanmıştı ve savaşın sonuna doğru Paris Barış Konferansı toplanmıştı. Bu savaşın artık sonunda paylaşım, bölüşüm, anlaşmaların falan belirlendiği yani çok böyle önemli siyasi kararların alındığı bir anlaşma. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra toplanmıştı. Manda ve himaye gibi ileride siyaseti çok şekillendirecek bir kavram burada ilk defa bak ortaya atılmıştır. Amerika, Wilson ilkelerine uyulmadığı için Batı ile olan ilişkilerini kesiyordu, kendini kandırılmış hissediyordu. Mesela bu konferansta alınan kararla Milletler Cemiyeti yani Cemiyeti Akvam olarak tanıyacağımız teşkilat kuruluyordu. Bir de İtalya itilaflarla yaşadığı anlaşmazlıktan dolayı burayı terk etmişti. Terk edince de ne yaptı? İtilaflar hemen İzmir bölgesini İtalya'ya vermişken karar değiştirip bunu geldiler Yunanistan'a verdiler. Bir de barış antlaşmaları imzalanmıştı burada. Hepsini tek tek de bilmenize gerek yok. Mesela Osmanlı ile bir Sevr'in olduğunu ama Sevr'in ölü doğan anlaşma olduğunu ve hatta paylaşamadıkları için bizi Paris Barış Konferansı'nda paslanın hazırlanamadığını falan unutmayalım. Bir de Almanlarla yapılan önemli anlaşma da Versay Anlaşması'ydı. Onu da şöyle sakin bir konuşmuş olalım. Unutma diyoruz. Hamidiye kahramanı gelmedi. Çok dikkat edin. Her sene kahraman sorusu var. 18 Mart kahramanı gelmedi. Gelir. Cevat Çoban'dı. Hamidiye kimdi? Rauf Orbay. Arabistanlı Lawrence, ajan, Hicaz Yemen cephesi. Dikkat et. Monroe doktrininde yine Amerika'nın yalnızlık politikasıydı. Bunu da kullanabilir. Dikkat edelim. Milli mücadele dönemine geçtiğimde ise burada da Mondros Ateşkes Antlaşması'nı göreceğiz. Çünkü mağlubiyeti kabul ettiğim için tabii bir ateşkes yapmam lazım. Bu aynı zamanda bu adamların İstanbul'u fiilen işgali. Yani bizim eylemlerimizi kısıtlıyorlar. Herhangi bir kurşun sıkmaları yok ama şehri resmen böyle kara bulut gibi üzerine çöküyorlar.
7 ve 24. maddeler bizim için çok önemliydi. 7'de ne diyordu? İtilaf devletleri güvenliklerin tehlikede gördükleri herhangi bir yeri işgal edebilecekken, 24'te diyordu ki İtilaf devletleri vilayeti sitede bir sıkıntı olursa bölgeyi işgal edebilecek. Aslında ikisi de neredeyse aynı şeyi anlatıyorken, niye 7 varken 24. maddede var dersek, çünkü 24. madde sadece Ermenilerle alakalı ve orada Ermeni yurdu kurmakla alakalı, bir unutmayalım bunu. Ve Mondros'tan sonra işgal edilen ilk yeri sorduğunda Musul, işgallere karşı ilk direnişin başladığı yeri sorduğunda da Hatay dört yön olduğunu bilmemiz gerekir. Aynı zamanda tabii cemiyetler var. Bunları da biz ayırmıştık. Biraz dallı budaklı bir konuydu. Zararlı cemiyetler, yararlı cemiyetler var. Bir görelim şimdi bunları. Önce zararlarla başlayalım. Zararlı deyince sadece azınlık olarak aklınıza gelmesin. Bak, sağda görmüş olduğunuz gibi Türklerin de kurduğu maalesef ki zararlı cemiyetler var. Hemen şöyle sırasıyla biraz konuşalım bunların üzerine. Mesela Rumlar dediğimiz zaman Etnik Eterya, Mavrimira, Pontus Rum, Kordos gibi cemiyetleri vardı. Ermenilerin Tınçak, Taşnak, Sütyun gibi cemiyetleri var. Yahudilerin de Allianz İsrail'de Makabi diye cemiyetleri var. Rumlar 7. maddeye göre faaliyet gösterirken 24. maddeye göre faaliyet gösterenler Ermenilerdir. Yahudiler herhangi bir toprak talebinde bulunamazlar çünkü o kadar fazla nüfusları yoktur. Rumların ve Ermenilerin de çok fazla belki yokken zamanla bunlar insan taşıdıkları için özellikle Rum Ermeni taşıyorlar bölgelere ve illegal şekilde burada sayılarını arttırabiliyorlar. Yine Türklerin kurduğu zararlı cemiyetlerde Kürt Teali, yine İstanbul'daki müderrislerin kurduğu İslam Teali, Amerikan mandacını benimseyen Wilson prensipleri, İngiliz mandacını benimseyen İngiliz muhitleri, damat Ferit'in de içinde olduğu Hürriyet ve İtilaf, padişaha ve hilafete bağlılık bildiren Sulh ve Selameti Osmaniye, Nigehban emekli Osmanlı askerleri buradaydı ve bir de Trabzon ve havalisi Adem Merkeziyetçi Cemiyeti de burada. Onları şöyle bir görmüş olalım burada. O da bak bunların içinde faaliyet gösteriyor. Yararlı cemiyetlere baktığımızdaysa burada da Trakya Paşaeli hatırlarsak kurulan ilk cemiyetti zaten kendisi. Reddi İlhak İzmir bölgesiyle alakalı buranın ilhanı reddediyorlardı ve orada bildiğimiz bizim çok ünlü Balıkesir Alaşehir Kongreleri gibi bu cemiyetin kurulması gibi bunlara öncülük eden insanlar vardı burada. Yine Ali Çetinkaya ile beraber hareket ederlerdi. Klikyalılar Adana bölgesel aklımıza gelir. Kars İslam Şurası bunlar hükümet kurmuşlardı İngiliz işgallerine karşı. Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti mesela Erzurum Kongresi'nin toplanmasına katkısı vardır. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti yine Erzurum Kongresi'nin toplanmasına katkı sağlar ve Löpais, Hadisat, Albayrak gibi gazeteleri çıkartmışlardır. Milli Kongre dediğim zaman aklımıza mutlaka Esat Işık kişisinin gelmesi gerekiyor. Mimmin grubu silah taşımacılığında faaliyet gösterirlerdi. ARMHC ise bütün bunların birleşmesiyle ortaya çıkan cemiyetin adıydı ve Atatürk kurmuştu. Kuvayi Milliyecilere baktığımdaysa Çerkezeten Manisa'da, Yörük Ali Efe Aydın'da, Demirci Mehmet Efe Isparta'da, Kara Fatma İzmir'de, Yahya Kaptan Kinutik'te en çok adı geçen kişi, Rıdvan Hoca Sütçü İmam bunlar Maraş'ta, Şahin Bey'e atılacağız Gaziantep'te çok ünlü, İpsiz Recep'te Rize'de bazı Kuvayi Milliye faaliyetlerinde bulunarak milli bağımsızlığımızı sağlamaya çalışmışlar. Sonra sonuç tabii İngilizlerin istediği şekilde bağlandı ve Yunanistan'ı ne yaptılar? İzmir'e soktular. İzmir işgal edildi. İlk kurşunu burada kim atmıştı? Hasan Tahsin'di. Zito Venizelos kelimesini söylemediği için Albay Süleyman Fethi maalesef tümü darbeleriyle öldürülmüştü. Yine buradaki olaylara tepki olarak Reddi İlhak Cemiyeti kurulmuştu, az önce gördük. Balıkesir Alaşehir Kongreleri toplanmıştı. Kuvayi Milliye ruhu Ayvalık'tan başlayarak aşağılara doğru yani güney bölgelerine doğru yayılıyordu. Yine Ali Çetinkaya Ayvalık'ta bak Kuvayi Milliye Hareketi'nin temsilcisi, az önce söylemiştik. Sultanahmet'te mitingler yapıldı. Hatta biz bu Sultanahmet'e katılanları çift H ile Hasan'ım diye kodlamıştık. Tarih dedim adı var. Hamdullah Sukut Hamdıöver, Selim Sırrı Tarcan, Nakiye Hanım, Mehmet Emin Yurdakul burada konuşmacılık yapmıştı. İşgalin incelenmesi için rahatsız olan Amerika ne yaptı buraya? Bristol isimli generalini yollamıştı ve Amiral Bristol buraya gelerek bir rapor yayınlayıp ne yapmıştı? Türkler bu olayda haklıdır diyerek bizi savunan ilk uluslararası raporun ortaya çıkmasını sağlamıştı. Objektif bir adammış demek ki. Yine Mustafa Kemal'in İstanbul'da 6 aylık bir zaman dilimi vardı Samsun'a çıkmadan önce. Geldikleri gibi giderler sözünü burada söylemişti ilk geldiğinde.
Ve Ali Fethi ile beraber ne çıkartmıştı? Müthiş önemli. Minber gazetesini çıkarttılar. Mutlaka bilmemiz gerekiyor. Milli mücadele hazırlık döneminde ise Samsun'a çıkışla birlikte başlayan çok özel, önemli dönem. Sınavda mutlaka yeri var. Mustafa Kemal Samsun'a çıktıktan sonra ne yapıyordu? Samsun raporunu yayımlayarak hani görevimin başındayım mesajı vermeye çalışıyordu ama sanki içindeki maddeler birazcık ofsayttı. Mesela ofsayt olanları söyleyeyim, ne diyordu? İzmir'in işgali haksızdır gibi bir cümle kullanmıştı. Ve aynı zamanda da İstanbul hükümetinin faaliyetlerinden rahatsız olduğunu belirtiyordu. İşte bununla beraber de biz dedik ki Samsun raporuna ilk defa emirlere karşı geldiğini anladığımız İstanbul hükümetinin emirlerine aykırı davranılan olay olarak biliyoruz. Havza genelgesi ise halka yayılan bir bildiriydi ve anahtar kelimemiz de ilk cümlede yazan, şu kelimede yazan miting kelimesiydi. Çünkü eğer bize halkı örgütlemeye çalışıyor Mustafa Kemal, milli bilinci uyandırmaya çalışıyor, bilinçli mücadeleyi başlatmaya çalışıyor dediğinde aklınıza havza gelsin. Çünkü bak miting toplayın, elinize silah alın demiyor burada. Niye böyle yapıyordu? Haklıyken haksız konuma düşmemek için. İlk kez de bu olaydan sonra halkı da biraz böyle hani tahrik ediyor ya, İstanbul'a çağrılmıştı İstanbul hükümeti tarafından. Gitti mi? Asla. Nereye geçti? Amasya'ya. Amasya genelgesinin en önemli herhalde kelimesi ihtilal kelimesi. İhtilal. Unutmuyoruz bunu. Mukaddes ittifak. Ne hatırlıyoruz mukaddes ittifaktan? Komutanların bu genelgeyi imzalayıp birbirlerine böyle kenetlendiği, söz verdiği olay olarak geçerdi. Yine işte Kazım Karabekir buradaydı. Rauf Orbay, Refet Dele, Ali Fuat Cebesoy, Mustafa Kemal bizzat gene burada. Hepsi bak bulunup ne yapmıştı? Bu genelgenin altına imza atıp bir yemin etmişlerdi birbirlerine. Aynı zamanda bu genelgenin önemli özelliği milli mücadelenin amacı, gerekçesi ve yöntemi ortaya konmuştu. Bunların hatırlarsanız cümleleri vardı. İşte İstanbul hükümeti üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemektedir gibi. Milletin bağımsızlığı tehlikededir gibi. Yine milletin geleceğine, milletin azim ve kararı karar verecektir gibi. Biz bunları ayırmıştık. İşte hangisi amaç, hangisi gerekçe, hangisi yöntem söylemiştik. Ulusal egemenlikten ilk defa bak burada bahseder. Çünkü ne diyor? Milletin azim ve kararı. Bu daha önce hiç konuşulmayan bir şeydi. İlk defa bak ulusal egemenlik dedik. Rejimi değiştirmekten bahsediyor burada. Çünkü bu bir ihtilal beyannamesi. İhtilal çok büyük kavramlara verilen isimdi. Yeni bir devlet kurma fikri vardır aynı zamanda. Çünkü milletin bağımsızlığının ve azminin ön planda olduğu ve Osmanlı'da hiç olmayan kavramları söyleyince biz diyoruz ki demek ki bu adam yeni bir devlet kurmak istiyor. Buradan da bunu bak yorumlayabiliyorduk. Aynı zamanda temsil heyeti diye ileride bizim için çok önemli kararlar alacak olan bu grubun fikri ilk defa Amasya genelgesinde ortaya atılmıştır. Yine İstanbul Anadolu'ya hakim değil tabi olacaktır diyerek hatırlarsak bu genelgeden sonra Mustafa Kemal istifa etmişti. Ve Mustafa Kemal'in o istifa olayında biz ne diyorduk? Sineyi millete dönmüştür. Ya bak sineyi millete önemli bir terimdir bu. Bu bize istifa olayını hatırlatıyordu. Erzurum Kongresi'nde ise hatırlarsak bazı delegeler buraya korktukları için gelmiyorlardı. Diyarbakır, Elazığ, Mardin delegeleri gibi. Mesela Mustafa Kemal ve Rauf Orbay buraya üye olamıyorlardı da üye olabilmeleri için Kazım Yurdalan ve Cevat Dursunoğlu delegelikten istifa etmişlerdi. Mustafa Kemal'in ilk sivil icraatidir. Az önce istifa etti ya. Ve ilk defa bak milli sınırlardan bahsedilmiştir burada. Unutmayın Erzurum ilklerin kongresiydi. İlk defa geçici hükümet kurulması fikrinden bahsedilirdi. İlk kez Mebusan Meclisi'nin açılmasının gerektiğinden bahsederdi. İlk defa azınlıklarla ilgili karar burada alınmıştı. İlk kez manda ve himaye burada reddedilmişti. Eğer bize derse ki ilk olmasına rağmen burada olmayan var mı? Var. Hemen bak bir yukarı çıkıyorum. İlk defa bak ulusal egemenlikten bahsediyoruz. Mesela ulusal egemenliği buraya alamazsınız. Bak o Amasyalıdır. Buraya sorarsan onu işaretleyin. Yine Kuvayi Milliye'yi etkin, milli iradeye hakim kılmak esastır. Bak aslında milli egemenlikle ilgili bak karar alınmış ama ilk defa değil. Çünkü daha önceden ne oldu? Amasya Genelgesi'nde alındı. Burada tekrar edilmiş. Temsil heyeti kuruldu. Az önce fikri ortaya atılmıştı. Şimdi bak kuruldu ve 9 kişiyle bunlar çok büyük kararlar alacaklardı. Doğuda bulunan bütün cemiyetler artık birleştiriliyor doğuda bulunan ama. Yani yavaş yavaş o örgütlü mücadele de katlanarak bak devam ediyor. Ve bunun çok daha büyük hali olan Sivas Kongresi toplanıyor. Elazığ ve Ankara valileri bu kongreyi engellemek için her şeylerini böyle denediler. Aldıkları emirle İstanbul hükümetinden. Ama ne oldular? Başarısız olmuşlardı. Mustafa Kemal bu kongreden sonra General Harbour ile bir görüşme gerçekleştiriyordu. Ve biz bu kongrede manda ve himayeyi kesin şekilde reddettik. Çünkü zaten
bu kongrenin parolası neydi? Ya istiklal ya ölüm. Yani zaten böyle diyen bir grubun, insanın kabul etmemesi gerekiyor ki etmedik. Bütün cemiyetleri birleştirdik. Unutmuyoruz bak, bütün A, R, M, H, C, Doğu, Batı falan değil. Hepsi birleşmiş oldu. Kurmuştuk ya temsiliyetini. Sayısını arttırdık biz burada. Ne dedik buna? 9'dan 15'e çıkartmıştık. Ve o temsiliyeti ilk defa yürütme etkisini kullandı. Nereden anlıyorum bak? Şu kelimeden. Atadı diyor. Sen eğer birini bir yerden bir yere atıyorsan bu kelimeyle işleyeceğim. Yürütme yetkisini kullanıyor demek ki. Kimdi bu atadığımız adam da? Ali Fuat Cebesoy. Batı Cephesi komutanına atanmıştı. Alınan kararlardan sonra artık çok büyük kararlar bunlar. Yürütme falan yapıyorum ben sanki hükümetmişim gibi. Damat Ferit de ne yaptı? Gelen yoğun eleştiriler üzerine istifa etti. Bu da bizim temsiliyetimizin ilk başarısı olarak kayda geçiyor. Çünkü çok önemli bir adamı istifa ettirdi. Tabii sadece Erzurum ve Sivas'ta oluşmuyor kongreler. Diğer kongreler de var. Zaman zaman soruyor bakalım. Erzurum'u gördüğümüz için geçiyorum. Balıkesir'le Alaşehir kongrelerini böyle beraber düşünebilirsiniz. Burada genelde Batı cephesiyle alakalı kavramlar ön plandadır. İşte bu Balıkesir Alaşehir kongreleriyle her zaman İzmir'in işgalinin bağlantısı olduğunu, Red İlak Cemiyeti'nin onlarla beraber faaliyette bulunduğunu bilelim. Mesela Nazilli Kongresi'nde Celal Bayar, Galip Hoca lakabıyla ne yaptı? Bu kongreyi toplamıştı. Afyon ve Pozantı kongreleri de yine Mustafa Kemal'in meclis başkanı olarak katıldığı kongrelerde. Mesela Mustafa Kemal hangilerine katıldı derse Erzurum dersin, Sivas dersin, Afyon dersin, Pozantı dersin, unutmayın. Bunlardan ama hangilerine meclis başkanı olarak katıldı derse Afyon ve Pozantı dersin. Çünkü Afyon ve Pozantı meclis açıldıktan sonradır. Bundan kaynaklı. Mesela orada Erzurum ve Sivas'ı alma meclis başkanı olarak dersin. Çünkü daha meclis yok. Bunlar bak 1919 tarihinde. Meclis 1920'lerde açılmıştı. Sonra geçtim. Amasya görüşmeleri. Artık bizimle görüşme yapmak durumunda kaldı Osmanlı hükümeti. Çünkü büyüyerek güçleniyorduk biz. Ve bu görüşmelerin herhalde en önemli yanı şudur. Birçok madde vardı. Siz bunu bilin. Meclisin açılma kararı alındı bak. Osmanlı da meclisin açılmasını artık kabul etmiş oldu. Ama bir sıkıntı vardı. O da neydi? Şehir belirlenememişti burada. Osmanlı hükümeti biz de artık burada masaya oturup hani şu protokol diyor ya bir anlaşma yaptığı için temsiliyeti bak ne yaptı artık? Resmen tanınmış oldu Osmanlı hükümeti tarafından. Bu arada Osmanlı'da kim vardı o dönemde? Ali Rıza Paşa. Önemli, ılımlı adamlardan. Bir de bu olaydan sonra Şeyh Recep olayı yaşanmıştı. Bu da Mustafa Kemal'i öldürmekle alakalı bir olaydı ama hiçbir şey olmayarak başarıyla yolumuza devam etmiştik. Ve sonra da Sivas'ta neyi topladık? Komutanlar toplantısını. Şimdi dedim ya, meclisin açılması kararlaştırıldı. Ancak şehir belirlenemedi. İşte bu komutanlar da adından da anlaşılacağı üzere toplanıp dediler ki bu meclis nerede toplansın dediler. Oylamayla Mustafa Kemal istememesine rağmen bak İstanbul kararı alınmış oldu burada. Çünkü kendisinin bazı korkuları vardı değil mi? İşte İstanbul'da baskı olur, rahat hareket edemeyiz dedi. Bakalım dedikleri çıkacak mıydı görelim. Sonra temsiliyede ufak bir yer değişikliği yaptı. Ankara'ya geldi. Ve Ankara'ya gelince ne oldu? Hakimiyeti Milliye gazetesi çıkartıldı. Mutlaka bileceğiz şimdi bir kere tekrar yapalım hemen. İrade-i Milliye gazetesi bak derse Sivas Kongresi'ndedir. Hakimiyeti Milliye gazetesi derse o zaman ne diyeceğiz? Ankara'ya geliştirdik. Bunlara çok dikkat edelim soruluyor. 1934'te de Ulus adını almıştır bu Hakimiyet-i Milliye. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi açıldı. İşte dedik ya burada hani İstanbul'da açılsın tamam dedik. İşte İstanbul'da açıldı bu. Mustafa Kemal bu meclise nereden girmişti? Erzurum'dan aday olmuştu. Müdafaa-i Hukuk grubu yerine kendisinin bir isteğiydi bu. Ne oldu? Felah-ı Vatan grubu kuruldu. Aynı zamanda meclis başkanı olmak istiyordu. Ne oldu? Celalettin Arif seçildi. Bir de Misak-ı Milli'yi kabul ettirin diyordu. Bu kabul olmuştu. Yani üçüncüye şuraya Misak-ı Milli kararları kabul edilmiş. Yani üç istekten sadece bir tanesi gerçekleşmiştir. Gelelim Misak-ı Milli'ye. Madem kabul ettik. Şimdi bakalım özelliklerine. Önemlidir Misak-ı Milli. Kapitülasyonlar gibi, azınlıklar gibi, kara borsam diye kodlamıştık. Boğazlar gibi, Osmanlı borçları gibi, referandum gibi, sınırlar gibi ve milli bağımsızlık gibi konulardan bahsetmektedir. Asla ve asla içinde bak unutmuyoruz. Milli egemenlik yoktur bunun. Milli egemenlik vurgusu olmaz. Zaten şöyle düşün. Hangi grup var şu anda Son Osmanlı Memuslar Meclisi'nde? Felah-ı Vatan. Felah-ı Vatan padişahçı bir gruptur. Padişahçı bir grup gelip de milli egemenlik vurgulu bir metne onay vermez. Çünkü ben hem padişahı seviyorum hem milli egemenlikçiyim olmuyor. Çünkü bunlar zıt kavramlar birbirine ondan dolayı. Referandumda fark ettiyseniz bazı boşluklar var. Bunlar da şöyle. Nerelerde referandum yapılsın istiyorduk biz? Kars,
Ardahan, Batu, Batı Trakya, Arap toprakları. Ama bu Arap topraklarını şöyle demiştik hatırlarsanız. Musul'u buraya dahil etmiyordu. Musul çünkü bizim olarak gördüğümüz için burada herhangi bir şey sorma gereği duymuyorduk biz. Bu topraklarda olarak referandum yapılsın istenmişti bilelim. Sonra tabii ne oldu? Ali Rıza Paşa'yı çok beğenmemişler. Çünkü çok ılımlı bir adam olduğu için. Özellikle bu biz Misak-ı Milli'yi yayınladıktan sonra tabii şehir işgal ediliyor. Ve hemen ne yaptılar tabii İtilaf Devletleri de? Bu ılımlı adamı gönderdiler. Çünkü ona çalışmak istemezler. Yerine Salih Paşa'ya hükümet kurduruyorlar. Bir de İstanbul işte resmen işgal edildi. Yani Misak-ı Milli'den sonra bakın unutmuyoruz. İstanbul resmen işgal edilmiştir. Fiilen işgali ise buranın daha önce görmüş olduğumuz Mondros Ateşkes Antlaşması'ydı. Orada kan yoktu. Resmen de fark ne? Kan dökülüyor. Epeyce bizi maalesef katledecekler İstanbul'da. İstanbul'u resmen işgal eden yeni konumuzda. İşte bu Şehzadebaşı Karakolu özellikle orayı basmışlar ve oradaki birçok askerimizi öldürmüşlerdi. Biz de onların misilleme olarak ne yapmıştık ilerleyen zamanlarda? Akbaş baskınını gerçekleştirmiştik. Sonra Son Osmanlı Mebuslar Meclisi dağıtılmıştı. Mustafa Kemal haklı çıktı bak demek ki. Vekiller ne oldu? Malta'ya sürgün edilmişlerdi. İtilaflar yeniden damat Ferit hükümetinin kurulmasını sağlamışlardı. Bir de Mustafa Kemal işgali Manastırlı Hamdi Bey'den öğrenmişti. Bu da önemlidir. Kim sayesinde öğrendiği bir şey gelirse Manastırlı Hamdi Bey sayesinde öğreniyor. İstanbul'un işgal edilmesi de bir tek olumlu sonucu vardı. O da neydi? TBMM'nin açılışını hızlandırıyordu. Çünkü Mustafa Kemal için apar topar bir karalılık ne yaptı? Bir refleks gösterdi burada. Ve bunun sonucunda da TBMM'nin açılmasını hızlandırmıştı. Bu da bizim kanlı bir işgal olmasına rağmen tek olumlu sonuç olarak göreceğimiz olay oluyordu. Şimdi ne dedik? Bu işgal tek bir olumlu sonuca dayandı. O da neydi? TBMM'nin açılması. O zaman yeni konumuz da TBMM'nin açılması. Şimdi Mustafa Kemal bu meclise bu sefer nereden aday oluyor? Ankara'dan aday olmuştu. En yaşlı üye Sinop vekili Şerif Bey'dir. Bu bir gelenek bizde. Daha sonra gerçek bir seçim yapıldı ve Mustafa Kemal başkan seçilir. Bir de bu TBMM'nin çıkarttığı ilk kanunu bize sorarsa anam vergisi kanunu. Bak unutmayın bunu da hayvancılık bilimini anlatıyorum. Özelliklerinde ise anayasa ilan ettiği için kurucuydu. Saltanatı kaldırdığı için ihtilalciydi. Yine saltanatı kaldırdığı için inkılapçıydı. Tek inkılabıydı ama unutmayın. Halk tarafından seçilen kişiler olduğu için, milletvekilleri olduğu için burada halkçıydı. Yine bu güçler birliğini kullandığı için olağanüstü özelliği vardı. Sadece Kurtuluş Savaşı bu meclis döneminde olduğu için bağımsızlıkçıydı. Yine burada birçok farklı görüşten insanlar olduğu için demokratikti. Birçok meslek grubunu temsil eden insanlar olduğu için çoğulcuydu. Ama çoğunlukçu değildi unutmayın. Baskın bir grup yok bu mecliste. Milliyetçidir çünkü sadece Türk vekiller vardır gibi önemli özellikleri var. Gruplardaysa bu İslami sosyalizmi benimseyen Yeşil Ordu vardı. Atatürk'ün isteğiyle kurulan Türkiye Komünist Fırkası vardı. Sosyalistleri biraz böyle dengede tutmak amaçlı. Yine sosyalizmi benimseyen Atatürk'ün halkçılık ilkesine ilham olan halk cümlesi var. Bütün bu Mustafa Kemal'in ARMHC'den gelen arkadaşlarının bulunmuş olduğu ve onunla beraber hareket edenlerin olduğu ARMHG vardır. Kendisi de bizzat burada. Yine Mustafa Kemal'in ileri görüşüne hayran olan istiklalciler. Dayanışma anlamında farklı görüşten vekiller arasındaki o etkileşimi sağlamaya çalışan tesanütçüler. Yine Osmanlıcı olan ıslahatçılar. Biraz da halifeyi destekleyen muhafazayı mukaddesatçılar. Ve aynı zamanda eski İTC kökenli kişiler de bak bu meclisin üyeleridir. İsyanlardaysa birçok isyan çıktı TBMM'ye karşı. Bunlardan bazılarını bizzat Osmanlı kendisi ayarlıyordu. Kuvayi İnzibatiye ve Ahmet Anzavur gibi. Yine itiraflarla beraber hareket ediyorlardı. Düzce'de, Konya'da, Yozgat'ta, Afyon'da, Mardin, Alibatı, Cemil Çeto, Koçgiri bunlar hep böyle Urfa'da, Diyarbakır'da çıkmıştı. Milli Aşireti, Çerkez Ethem Kuvayi Milliyeci olarak, Devirci Mehmet Efe Kuvayi Milliyeci olarak niye isyan ediyorlardı? Çünkü düzenli ordu kurulmuştu. Düzenli ordu istemedikleri için isyan ediyorlardı. Yine azınlıklar bu durumu fırsat bilip bizim kendileriyle uğraşamayacağımızı düşünerek hem bak Pontus Rumları özellikle Karadeniz'de ve Ermeniler Doğu'da veya Adana bölgelerinde isyanlar çıkartmıştı. Ama ne yaptı TBMM? Bütün bu isyanları bastırdı. Hatta isyanlara karşı fetvalar almıştık. Katılmayın bu isyanlara diye. Rıfat Börekçi, çok ünlü bir adam. İstiklal mahkemeleri kurduk biz bu dönemde. Ki bunları yargılamamız lazım, göz korkutmamız lazım. Yine Anadolu Ajansı kurulmuştu. Halkı bilgilendirme amaçlı. Çok güzel faaliyetler göstermeye çalışmıştık. Buradaki bu isyanlar çok fazla büyümesin diye. Sonra Sevr Barış Anlaşması.
Bunun taslağı normalde bak Paris Barış Konferansı'nda olması gerekiyorken değildir. Nerededir? San Remo Konferansı, çünkü bizi paylaşamamışlardı. Reşat Ali, Hadi Paşa ve Rıza Tevfik gibi kişiler bunu imzalamışlardı. Ama unutmuyoruz, bu antlaşmayı herhangi bir meclis değildir. Padişah başkanda toplanan maalesef ki saltanat şurası onaylamıştır. Bundan dolayı da hukuken geçersizdir. Çünkü saltanat şurasının hiçbir geçerli yoktur hukuki olarak. Bir kişi vardı burada tepki gösteren. O da kimdi? Topçu Feriki Rıza Paşa. Ünlü bu kişi direniş göstermişti. Ben evet demiyorum demişti ama bir kişi var sadece. Ve damat Ferit de yine bu olaylardan sonra halktan gelen yani sevgi nasıl kabul edersin diyerek o da bak ne yaptı? İstifa etmişti. İkinci oldu bu arada. Bu adam ne zaman geldiğinin cevabı da İstanbul işgalinden sonra geliyordu. Onu da hatırlayalım. Bilecik görüşmelerinde ise Amasya görüşmelerine benzer ama tabii farklı. Amasya görüşmelerinde biz genelde hep temsil heyeti özneli anlatırken artık TBMM'nin açılmasıyla temsil heyeti sona erdiği için Bilecik görüşmelerinde de TBMM olduğu için TBMM özneli anlatmamız gerekiyor. Zaten bak ne diyor orada? Osmanlı hükümeti bu sefer TBMM'yi resmen tanıyor. Çünkü artık temsil heyeti diye bir grup oradan yoktu. Bu arada kim varmış Osmanlı'nın bak başında sadrazam olarak da bu dönem? Tevfik Paşa bulunmakta. Onu da bilelim. Geldim. Gazetelere şöyle bir bakalım hemen. Atatürk'ün Ali Fethi ile çıkarttığı minber. Sivas Kongresi kararlarında çıkartılan irade-i milliye. Ankara'ya geldiğimizde çıkartılan hakimiyet-i milliye. Bu isyanlara halkı bilinçlendirmek için kurulan Anadolu Ajansı ki Yunus Nadi ismi önemlidir. Açık Söz Kastamonu'da çıkmıştı. Sebil-ül Reşat ünlü dergidir. İstiklal Marşı'nın yayınlandığı ilk dergidir. Ve hatta Mehmet Akif Ersoy çıkartmıştı. Löpays, Hadisat, Albayrak gibi gazeteler vardır Doğu Anadolu Müdafaa Cemiyeti. Yine detay olan Tasvir-i Efkar, Tanil, Vakit, İkdam, İleri, Akşam, Tercüman, Yeni Gün, Öğüt, Mardin gazetesi gibi gazeteler de bu dönemde milli mücadeleyi desteklemektedir. Milli mücadeleye karşı olanlarsa çok detay bunlar. Peyami Sabah'ı bilin sadece. Peyami Sabah bunların içindeki en zararlı olandır. Her gün karalarlarmış Mustafa Kemal'i. Refik Halit Karay'dır başyazarı. Diğerleri ise Alemdar, Aydın, Ferda, İrşat, Zafer, Köylü, Ümit, Gülergül, Zincir, Ben, Han gibi gazeteler var. Detay. Yani biz daha çok sol taraftakilere burada odaklanırsak çok çok faydasını görürüz. Buralardan soru geliyor. Unutma demişiz. Bakalım neler. Yararlı cemiyetler. Bilmemiz gerekiyor bak bunları. İşte bir bu Edirne bölgesinde kurulan, ilk kurulan cemiyet olan Trakya Paşaeli, Reddi İlhaklar, Kars İslam Şuraları, Klikya ismine bak dikkat et. Klikya faydalı bir cemiyettir. Erzurum ve Nazilli Kongresi var. Bir tane genel büyük kongre, bir de diğer kongrelerden seçmişim. Erzurum bak görmüştük. Mustafa Kemal sonradan katılır. İlk seviyede icra ettir. Birçok ilk buradadır. Nazilli'nin de aklına hemen Ceyhan Bayır'ın gelmesi lazım. Misak-ı Milli'nin ilanı ve sonuçlarına dikkat et. Kara borsam şifresini hatırla, unutma. İstanbul'un işgal edildiğini bil. Referandumda işte nerelerde referandum yapılsın istiyoruz bunları bil. Bunlar gerçekten bizim için çok önemli. Her biriyle sınavda karşılaşma ihtimalimiz %50'den çok daha fazla. Geçiyorum muharebeler dönemi. Yani savaş patlak verecek. Bütün bu olaylar boşuna yaşanmadı. Ve Kurtuluş Savaşı başlıyor. Bakalım. Doğu cephesiyle başlayalım şimdi. Bu cephede biliyorsunuz ki Ermenilerle mücadele edilmişti. Ve bu cephede biz çok kolay bir şekilde kazanarak Kazım Karabekir önderliğinde Gümrü Antlaşması imzalamıştı. Gümrü de çok önemli bir anlaşma. Genelde ilkler vardı burada. Mesela TBMM'nin imzaladığı ilk anlaşmadır. TBMM'yi tanıyan ilk devletin Ermenistan olmasını sağlamıştır. TBMM'nin kazandığı ilk askeri ve siyasi zaferdir. İlk defa uluslararası bir anlaşmada Türkiye adı geçmiştir. Doğu cephesi kapanır burayla beraber. Doğu sınırı çizilmeye başlanır aynı zamanda. Gümrü önemli bir anlaşma bilelim. Güney cephesinde ise burada Fransız ve Ermeniler, Ermenileri buraya taşıyorlar çünkü özellikle Fransızlar getiriyor. Ve burada çok faaliyette bulunuyorlar. İşte burada hatırlarsak ünlü Kuvayi Milliyecilerimiz direnişi kendi kendilerine örgütlüyorlar. Şahin Bey, Kılıç Ali, Rıdvan Hoca, Kutçu İmam, Ali Sahip Bey, Urfa'da gibi bazı insanlar ne yapmıştı bunu? Mücadele etmişlerdi. Aynı zamanda buradakiler kendi kendilerine mücadele ettikleri için de biz onlara ne yaptık? Ünvanlar ve madalyalar vermiştik. Maraş'a, Antep'e, Urfa'ya. Ama bize derse ki İstiklal Madalyası kazanan ilk yer neresidir? İnebolu demeniz lazım burada. Karadeniz'deki bölgesel, güneyle hiçbir alakası yok. Sadece İstiklal Madalyaları olduğu için burada. Onunla bağlantılı olarak ben de onu buraya yazdım. İnebolu ilk alan yer. Çünkü İstiklal yolu buradan geçmek.
Peki tabii en baba cephe olan Batı cephesine bakacak olursak da onu görelim. Hatta AYT sınavında yine bak buradan soru var yani. Olmazsa olmaz zaten. Adamlara bak geldiler sordular. Şimdi bakalım önce Gedi Savaşı ile başlamakta burası. Gedi Savaşı bu düzenli ordu daha kurulmadan önce yapılmış olan bir savaş. Ve tamamen Ali Fuat Cebesoy ile hatırlarsak Çerkezlerin birlikte yapmış oldukları bir olaydı. Ve olayın sonucunda ne olmuştu? Ali Fuat Cebesoy hata yapıyordu. Kendi kendine iş yapıyordu ya burada. Ali Fuat Cebesoy'un oğlu Moskova Büyükelçiliğine atanmıştı. Aslında atandı deme bu nedir? Bir sürgündü. Ve bu bizim hiç böyle bir elçiliğimiz yoktu. Atatürk'ün açtığımız ilk elçilik oluyor. Batı cephesi ikiye ayrılmıştır burada. Hatta İsmet İnönü başına getirmişti. Kurtuluş Savaşı'nın Kuvayi Millecilerle yapılamayacağı anlaşılmıştı. Yani demek ki bu derme çatma grupla bir savaşa katılsak adamlar bizi yenecek demek dedik. Ve hemen biz de bir ışık yandı. Düzenli orduyu kurmaya başladık biz de. Ve zaten iyi ki de böyle yapmışız. Hemen birkaç ay sonra ne yaptı? Yunanistan taarruza geçti. Ve biz bu savaşı kazanarak düzenli ordunun ilk zaferini almasını sağlamıştık. Ve hatta Yunanistan neyi fırsat yemişti burada? Çerkez Etebi'nde bize saldırısını bak fırsat yemişti. O niye bize karşı saldırı gerçekleştirdi dersek de cevap basit. Düzenli ordu kurulu geçildi. Şimdi bunun sonuçları vardı hatırlarız. Talim. Unutmuyoruz bak. Talim diye kopyaladık bunu. Teşkilatı esasıyla başlayalım. Bu Türkiye'nin ilk anayasasıdır. Bize daha önceden vardı kanun esası. Ama bu farklı. Teşkilatı esasiye ve kanun esası ile sonlandırmamıştır. Çift anayasalı bir dönem vardır. Bu dönemde güçler birliği anlayışı vardır hızlı karar almak için ve herhangi bir yargıdan bahsetmez. Yargılamayı biliyorsunuz istiklal mahkemeleri yapıyordu. Ve yine bak kanun esası da olduğu için şer'i hükümler de var yani dini hükümler de var. Tabii ben dini hükümleri kaldırmaya kalkarsam halk hop ne oluyor falan der. Halk hazır değil. Önceliğimiz değil bu arada layık olmak bu dönem. Ve zaten kanun esası varken ben şer'i hükümleri almayacağım diyemem. O zaman da kaldırmam gerekir ama kaldıramadık onu. Bundan dolayı bak unutmuyoruz. Şer'i hükümler de vardır bu dönemde. Çıkmış işte bu AYT'deki soru şuydu. Londra Konferansı'nı sordu. Şöyle yaptı. Bu dedi Birinci İnönü Savaşı döneminde Türkler kendileri üzerinde propaganda yapılıyordu. Savaş yanlısı diye. Hangisi TBMM'nin savaş yanlısı o değil yani öyle olmadığını gösteren olaydır dedi. Cevap da Londra konferansına katılmamız olacaktı. Çünkü ben bir konferansa gidiyorsam barış yanlısıyım diyor. Bunu kırmaya çalışmış bir şekilde. Biz savaş değil barış yanlısıyız diye bak Londra konferansına gidiyoruz. Şimdi burada önemli ikimizi bir çağırıyorlar hatırlar mısınız? Hem Osmanlı'yı hem de TBMM'yi çağırıyorlar ki dertleri neydi? İkilik çıkarmaya çalışıyorlardı. Ama Tevfik Paşa ne yapmıştı burada? Çok olgun bir şekilde söz milletin gerçek temsilcisi TBMM'ye aittir diyerek bütün onların hayal kırıklığı yaşamasını sağlamıştı. TBMM'yi bu konferansta kim temsil etti diye bize sorarsa da ilk Dışişleri Bakanımız olan yine o dönemde Bekir Sami Kunduk'tur. Bilelim. İtilaf Devletleri bizi de buraya resmen çağırdıkları için ne olmuş oldu? Resmen artık tanınmış olduk onların nezdinde. Bu arada bizi bu konferansa kim davet etmişti? İtalya davet ediyordu. Onu da hatırlamış oldum. Şunu da hatırlarız belki, o da yine önemli. Pek Bekir Sami Kunduk'un performansından memnun kalmamıştık da ne yaptık? Onun yerine onu kovduk, yani gönderdik, istifa ettirdik. Yusuf Kemal Tengirşenk'i Dışişleri Bakanı olarak atamıştık. Bu da aklımızda olsun. Yine devam, talime devam ediyoruz. Bak Afgan Dostluk Anlaşması, talimin ağasıdır bu da. Müslüman bir ülkede açtığımız ilk elçilik ya Müslüman bir ülkenin bizde açtığı ilk elçilik Afganistan'a aittir. Ve yine TBMM'ye tanınan ilk Müslüman devlet de Afganistan'dır. Talimin İ'si olan İstiklal Marşı bu dönemde kabul edilmiştir. Talimin M'si olan Moskova Dostluk Anlaşması da yine bu dönemde imzalıyor. Bu savaştan sonra, yani Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra. Şimdi tabii Moskova Dostluk Anlaşması çok önemli. Şöyle, Ruslarla yaptığımız ve hatta bize birçok haklar verdi ama sonunda bizden nereye aldığı olaydı. Batum'u almışlardı. Hatta önce Gürcistan'a verdirip sonra kendileri Gürcistan'ı işgal edip Batum'un sahibi olmuşlardı. Ama işte boğazlarla alakalı maddeler, eski anlaşmaların reddiyle alakalı maddeler, bundan sonra birbirimize yan yana yürüyeceğimize dair, kapitülasyonların kaldırılacağına dair, onların misak-ı milli tanıyacağına dair falan maddeler vardı. Biz de bu kadar haklar karşısında misak-ı milliden ilk taviz olan Batum'u ne yapmıştık bak? Gürcülere bırakmıştık. Bakın. İkinci İnönü Savaşı'ndaysa yine Yunan saldırısı ve yine biz kazanmıştık. Bu sefer de Anadolu'daki aşiret liderlerinin isyanına fırsat vermişti Yunanistan ve bir şey elde edememişti.
Sonucunda da Batı cephesi birleştiriliyordu. Gediz'den sonra bak ayrılmıştı. İtalya ve Fransa Anadolu'dan çekilmeye başlıyordu artık çünkü hevesleri kırıldı. İngiltere de dedik yani olmayacak herhalde Malta'daki bazı, bak dikkat et, bazı esirleri serbest bıraktı. Ve Mustafa Kemal bu olaydan sonra ne dedi? Siz orada yalnız düşman değil, bu milletin mahpus talihin de emrini sözünü söylemişti. Bir de biz gaza geldik bu olaydan sonra aslanlar durmuklar taarruzunu yaptık. Ama ne oldu? Başarısız olmuştu bu olay. Hemen aradan biraz zaman geçti ve Yunanlılar bir daha saldırdı. Eskişehir, Kütahya muharebesi yaşandı. Şimdi bunda da ağır bir mağlubiyet almıştık. Çünkü son kez destek alan Yunan ordusu büyük bir kuvvetle bize saldırmıştı ve iki savaşın sonrası bize çok ağır gelmişti. Özellikle bu üçüncüsü. Ve ordu maalesef ki herhangi bir faaliyet gösteremedi burada. Hemen Sakarya'nın doğusuna çekilmek gibi bir manevra yapmıştık. Ve korktuk. Meclisin Kayseri'ye taşınması konuşuldu. Çıkmış AYT sınav sorusu bak gelir demiştim ben buna bütün zaman ve geldi gerçekten. Şöyle sordu. Eskişehir-Kütahya savaşlarından sonra TBMM nasıl bir karar almayı düşündü dedi. Cevap da meclisi Kayseri'ye taşınmasını düşündü olmuştu. İtalya ve Fransa Anadolu'dan bak çekilmeyi durdurdu. Çünkü dediler ki aha ekmek çiçek galiba bize dediler. Bir daha destek verelim dediler. Kaldılar burada. İlginçtir. Bu kadar hengamenin arasında bir Maarif Kongresi toplanmıştı. Mustafa Kemal başkomutanlık bak o yetkisini sınırlı 3 ay süreyle alarak sanki artık meclis gibi kanun çıkartabilir hale gelmişti. Aynı zamanda ben bu adama başkomutanlık verdiysem ona şunu da diyorum. Sen asker oldun artık diyorum. Askerliğe bak geri döndü. Erzurum'dan önceydi bu. Amasya'dan sonraydı. Şimdi de Sakarya'dan önce Eskişehir-Kütahya'dan sonra kendisi bak ne yaptı askerliğe geri döndü. Kanun çıkartma yetkisini alınca da çıkartmış olduğu ilk kanun ne oldu Mustafa Kemal'in? Tekalifi, milliye emirleri çıkartılmıştı. Halktan birçok şey topladığımız, tabii bedeli sonra ödenmek koşuluyla olağanüstü bir sürece girmişti. Hemen birkaç zaman sonra Sakarya Meydan Muharebesi yaşandı. Biz onu Merhami-i Kübra veya Subaylar Savaşı olarak biliriz. Viyana'dan beri süren Türk çekilmesi artık burada bak sona ermişti. Yani müthiş bir zafer kazanmıştık biz burada. 22 gün 22 gecenin sonunda. Kazandıktan sonra Mustafa Kemal'e Gazi ve Maraşellik unvanı verdik. Bak Türk tarihinin ilk Maraşeli oldu. İngiltere de bıktı artık ve dedi ki bütün esirleri bırakıyorum dedi. Tamamını bak serbest bıraktı. Bu savaştan sonra Kars Anlaşması imzalanarak Doğu sınırımız kesin olarak çizildi. Gümrü, Moskova, Kars'ı unutma. Bunlar Doğu sınırının çizilmesini sağlayan anlaşmalardır. İtalya ve Fransa ile bunlar artık Anadolu'dan çekilmeye karar verdi. Ve hatta Fransa ile biz ne yaptık? Ankara Anlaşması'nı imzaladık. Artık bunlar buradan çekilince neye gerek kalmadı? Güney cephesine gerek kalmadı, kapandı. Tabii Fransa da ne yaptı? Bizden giderken öyle bedava gitmedi. Bir yeri kopartarak gitti. Hatay'ı Fransız mandasındaki Suriye'ye bırakmak durumunda kaldık biz burada. Geri alacağımızı tabii inanıyordu. Bu dönem buradan vazgeçmek zorunda kaldık. Yeter ki şu cephe kapansın diye. Ve Fransa'da ben de masaya oturduğu için ne oldu? TBMM'yi tanıyan ilk itilaf devleti olmuştu. Bunun öncekilerin hiçbirisi itilaf değildi. Yine Ukrayna Dostluk Anlaşması bu savaştan sonra. Paris görüşmeleri Sevr'i bize yutturmaya çalışıyorlardı bu savaştan sonra. Bir de Mustafa Kemal'in bu cephede söylediği ünlü söz. Hakkı müdafaa yoktur. Saflı müdafaa vardır. O satın bütün vatanları da burada söyleyerek savaşın kaderini değiştirmişti. Sonra ne oldu? Bir sene bir hazırlık süreci artık inisiyatif tamamen bize geçti ve Büyük Taarruz ve Başkomutanlık veya Durmupınar Meydan Muharebesi başladı. Diğer adı Rumları kovduğumuz için Rum sındığı. Ve Mustafa Kemal bazı zorluklar yaşamıştı. Muhalefet kendisine başkomutanlık yetkisi sınırlıydı ya. Bunu tekrar vermek istememişlerdi belli uzatmalardan sonra. Ama ne yaptı? Süresiz olarak bunu aldı yani. Büyük bir dirayet gösterdi burada ve bunu almıştı. Oturdular, taarruz planını Mustafa Kemal'le beraber Fevzi Çakmak hazırladı. Hatta savaştan sonra Maraşellik rütbesi aldı. Çıkmış AYT sınav sorusu yine bak. O kadar kolay güzel sordular ki AYT sorularına bak. Arada değiniyor, fark ediyorsunuzdur. Hep bildiğiniz çok rahatça cevaplayabileceğiniz şeyler. Neden aldı dedi. Büyük taarruzun katkılarından dolayı olacaktı bak cevap. Çok kolay. Mustafa Kemal yine burada savaşın seyrini değiştiren çok orijinal bir emir verdi ve dedi ki ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri taarruzu başlattığını söylemişti. Ve böylelikle Megali İdea sonlandı Yunanlılar bunu kaybedince. Albay Reşat'ı hatırlayalım mutlaka bu intihar eden komutan Çiğil Tepe'yi alamadığı için. Kuşide-i Siyah'ta Bursa'nın işgali üzerine meclis kürsüsünün üstünü örtülen siyah örtüdür.
Mudanya Ateşkes Antlaşması'na bakacak olursak da onunla ilgili bir şeyler söyleyelim. Şimdi savaşın tabii bitişin ateşkesidir bu. İstanbul, Boğazlar, Doğu Trakya gibi yerler TBMM'ye bırakılmıştı. Ve buranın en orijinal özelliği tabii ne? Hiç savaş yapılmadan bak bize geçti. Hiç savaş yapmadık biz buralarla alakalı. Ekstra yani bu bölge için savaş yoktu. Doğu Trakya'da teslim alma görevini kime vermiştik? Refet Bele'ye veriyorduk. Önemlidir, bilelim. Osmanlı, Mudanya ile beraber artık varken, masaya çağrılmadığı için hukuken sona ermiş oluyor. Kurtuluş Savaşı'nda artık diplomatik mücadele kısmı başlıyordu. Çünkü sahada mücadele sona erince bu masaya tabii taşınıyor. Unutma kısmına bakalım. Burada da Gümrü Anlaşması var. Çok uzun zamandan beri gelmiyor. Dikkat et. İlklerin Anlaşması. Ermenilerle yapılması, Doğu Cephesini kapatması gibi özellikleri. Birinci İnönü Savaşı mesela tutturdum ama yalnız sınavda. Adamlar geldi AYT'de sordu belki. Tabii KPSS'de yapar. Belli olmaz. Sakarya Meydan Muharebesi gelir, çok dikkat et. Mudanya Ateşkes Anlaşması, az önce konuştuğumuz nereler savaşsız alındı, işte Refet Bele kimdir, neresi ona bırakıldı vesaire. Bunlara çok çok dikkat edelim. Özellikle bu unutmalar çok önemli. Geldim Atatürk döneminin dış politikasına hemen şöyle bir bakalım. Şimdi biz Lozan'la başlarız dış politikaya ama Lozan'a gitmeden önce ne yaptık? Saltanatı kaldırdık. Onu bir öne alalım. Saltanatı kaldırılması. Vahdettin ne yaptı? Malaya zırhlısıyla beraber ülkeyi terk edip İngiltere'ye esir olmuştu. Ve tabii halifeliği hala kaldırmadığı için o koltuk boşta kaldı şu anda. Biz de ne yaptık oraya? Abdülmecit Efendi'yi atamıştık. Ve saltanatla beraber de Osmanlı resmen bir daha olmamacasına hayatı artık sonlanmış ve bu devlet ortadan kalkmıştı. Saltanatla beraber 1922. Lozan Barış Anlaşması'ndaysa önce ön bilgilerine bir bakalım. Konferansa Rauf Orbay gitmek istiyordu. Hatırlarsak bu Mondros imzaladığı için o kara lekeyi temizlemek istiyordu ama Mustafa Kemal ne yaptı dedi ki hayır dedi. Ben İsmet İnönü'yü göndereceğim ve onu götürdüm. Tabii İsmet İnönü'nün buraya gitmesi için Dışişleri Bakanı olması lazım. Dışişleri Bakanı değil. Kimdi Dışişleri Bakanı? Yusuf Kemal Tengil şey. O gönüllü olarak istifa edince İsmet İnönü Dışişleri Bakanı oldu ve bu sayede biz onu gönderebildik Lozan'a. Mustafa Kemal burada taviz verilemez dediği konular var. Bunlardan bir tanesi kapitülasyonlardır. Bir diğeri de Ermeni yurdu meselesidir. Yani kırmızı çizgi bunlar. Konferansı özellikle kapitülasyonlardan dolayı ara verilmiştir. Çünkü çok diretmişler bize bu konuyu. Ara verildiği sırada da Türkiye'de bazı gelişmeler olmuştu. Bunlardan bir tanesi kolay. Birinci TBMM seçim kararı alıyor. Bunu bilmemiz lazım. İzmir İktisat Kongresi toplanıyordu. Ve Amerika'da bu konferans yani ABD'de bu konferansa ne yaptı? Gözlemci olarak katılmıştı. Bence gelebilir. Dikkat edin. Lozan'da karara bağlanamayan tek konu, tek, başka yok, tek konu Musul meselesidir. Veya der ki Irak sınırı sorunu, doğru, bu da olur. İkisini söylerse alın. Tek çözülemeyen, ne olduğu belli olmayan, arafta kalan konu bu. Yani bazıları eksi çözülmüş, bazıları artı çözülmüş ama çözülemeyen bir konu var işte. O da bak budur. Irak sınırı sorunu, Musul meselesi. Çok dikkat edin. İnşallah çıkarım. Lozan maddelerinde ise hemen şöyle bakalım. Sınırlar pek bizim istediğimiz gibi çözülmedi. Çünkü Hatay'ın dışarıda kaldığını kabul ettim, Batum'un dışarıda kaldığını kabul ettim, Batı Trakya'nın dışarıda kaldığını kabul ettim. Bundan kaynaklı. Ege Adaları çok yakın ama maalesef yakınındasın ama dokunamıyorum. Bizde değil. Bundan dolayı bu da eksi. Tikler de hatırlarsanız ne demekti? Tekrardan gündeme geldi bu konular var. Eksi artılar da bazılarında artı var. Bizim için iyi ya da kötü sonuçlandırılmıştır. Boğazlar tabii kötü sonuçlandı. Niye? Çünkü Boğazlar Komisyonu varlığına devam ediyordu. İleride bir defa daha bak gündeme geldi. Kapitülasyon kırmızı çizgimizde artı sonuçlandı. Ermeni yurdu meselesi azınlıklar konusu kırmızı çizgimizde artı sonuçlandı. Nüfus mübadelesi yarım artı. Onlardan da burada insan kalmıştı. Bizden de orada insan kalmıştı bundan kaynaklı. İleride bir kere daha gündeme geliyor. Hatta mübadele kapsamının dışında yerler vardı. Gökçeada, Bozcaada, İstanbul ve Batı Trakya buralar hariç bulmuştu unutmayın. Ve hatta hangi anlaşmalar baz alınmıştı? Türkiye'de kalanlar için Mondros Ateşkesi, Batı Trakya'da kalanlar içinse Bükreş Antlaşması'dır. Borçlarda yine yarım artı. Duyurulumu niye kaldırsak da borcu ödeyeceğimizi yükümlendik. Krizden sonra tekrardan gündeme gelmişti. Yabancı okullar bizim için iyi sonuçlanmamıştır. Çünkü faaliyetlerine devam ediyorlardı. Ama ileride gündeme gelip biz bunu çözmüştük. Patrikhane meselesi yarım artıdır. Çünkü hala ülkenin içindedir. Ama evrensellik yetkisini almıştır. İleride bir kez daha gündeme gelecektir. Bir de savaş tazminatı. Onlardan hatırlarsak Kara Ağaç'ı almıştık. Sıfıra toprak aldığım için de bu da bizim için artı olarak geçmektedir.
Lozan'da gerçekten önemli oluyor. Peki bunu biz bölecek olursak Atatürk döneminin dış politika nezdinde bakalım. Önce 23 ile 32 Türk dış politikası. Bir kere bu dönemin Dışişleri Bakanı'nın Tevfik Rüştü Aras olduğunu ve hatta 38'e kadar da o görevde kalacağını unutmamalıyız. Türkiye bu dönemde Cenevre Silahsızlanma Konferansı'na, Kellogg-Briand Paktı'na ve Litvinov protokollerine katılmışken hatırlarız. Locarno, no demiştik ya, buna bak asla katılmamışızdır, bilelim. Türk-İran ilişkilerinde ise Patrikhane meselesi bizim çok ünlü bir gündem maddemiz. Tabii daha çok tartışılan nüfus mübadelesi bir türlü karara bağlanamıyordu. En sonunda ne olmuştu? Kişilerin yerleşme tarihlerine bakmayalım, çok karışık oluyor dediler. Şehirleri aynı tuttular. Yani İstanbul, Gökçeada, Bozcaada'da yaşayan Rumsan ve Batı Trakya'da yaşayan Türksen, sen kal, sana dokunmuyoruz ama diğer geri kalan herkes yer değiştirecek demişlerdi. İşte burada da öyle bir karar ortaya çıkıyordu. Türk-Fransız ilişkileri ise 5 konu üzerinden şekilleniyor. Yabancı okullar, işte bu az önce eksiydi, şimdi artıya döndürdük. Neyle döndürdük biz bunu? Tevhidi Tedrisat Kanunu, çünkü bütün okulları kendimize bağladık. Hatta bunlar memnuniyetsizdi tabii okullarının bağlanmasından bize. Bizi talep etmişlerdi Milletler Cemiyeti'ne gelince biz ne yaptık? Bıçak gibi kestik ve dedik diye. Bu benim hiç mesela seni ilgilendirmez diyerek konuyu Milletler Cemiyeti'ne taşımamıştık. Bozkurt-Lotus olayı iki geminin çarpışması olayıydı. Mahmut Esat Bozkurt bu davada bizi çok başarılı temsil ediyordu. Ve yine kabotaj kanunu iyi ki var dedirten bir olaydı bu. Bozkurt-Lotus olayı. Borçlar ekonomik krizle beraber gündeme geldi. Hatay sınırı sorunu da işte sınır çizilirken ufak problemler olmuştu. Adana Mersin demiryolları da işletme hakkı Fransızlarda olduğu için bir problem yaşadık. Bunları biz satın alarak sorunu çözmüştük. İngilizlerle yaşadığımız en önemli sıkıntı da Lozan'da çözülemeyen tek konudan kaynaklı. Yani Musul sorunuyla alakalı. Musul sorunu işte o çözülemedi ya. Demişler ki 9 ay sonraya atalım bunu. 9 ay geldi ve bir konferans toplandı. Ne o da? Daha önce geldi sınavda. Haliç konferansı. Yani bak bu Irak sınırıyla alakalı toplanan bir konferanstı. Biz burada kimi gönderdik bu arada bizi temsil etsin diye? Ali Fethi Okyar'ı gönderiyoruz. Bu da önemli, 24 Kurulu'nda. Sonra biz burayı almak için işte çok büyük dirayet sergilerken bizim ülkede bir isyan çıktı. Ne oldu? Şeyh Said isyanı yaşanmıştı. Ve bu Şeyh Said isyanını da rejime hedefliyordu, yani cumhuriyete hedefliyordu. Biz de ne yaptık? Cumhuriyeti mi koruyalım, Musul'u mu almaya çalışalım derken Cumhuriyet'ten yana tabii tavır aldık. Cumhuriyeti kurtarınca bir baktık ki Musul Ankara Anlaşması'yla İngilizlere gitmiş oldu. Böylelikle Misak-ı Milli'den üçüncü taviz verildi. Yani sırasıyla Batum, Hatay, Musul, Misak-ı Milli'den üç taviz olarak önümüze çıkmış olan yerler. 32-39 dış politikaya bakacak olursak, bir önceki bak 23-32, şimdi 32-39'a bakalım. Burada da önemli olaylar vardı. Mesela Türkiye Milletler Cemiyeti'ne üye oldu. Ne zaman? 32 yılında. Kim bizi davet etti? Yunanistan ve İspanya bizi davet etti. Balkan Antantı imzalanmıştı 34'te. Tayyar diye kodlamıştı. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında imzalandı. Bulgaristan'ın ve Arnavutluğun da buraya katılmadığını bilelim. Akdeniz Paktı, bu da Tayyip diye kodladık bunu. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, İngiltere olarak gelmişler. Londra-Boğazlar Sözleşmesi'nde de Boğazlar'daki o eksi olan Lozan maddesi bizim için artık artıya dönüşüp komisyon ne olmuştu? Kaldırılmıştı. Ve tek başımıza artık karar alabilir hale gelmiştik. Sadabat Paktı'nın anahtar kelimesi Orta Doğu devletleriyle böyle Orta Doğu'ydu. İran atı diye kodlamıştır. İran, Afganistan, Türkiye ve Irak arasında imzalanıyor. Suriye bu pakta katılmamıştı. Korsan faaliyetlerinden dolayı Nyon Konferansı 37'de toplanır. Ve en son buranın ve Atatürk'ün zaten şahsi meselesi olarak gördüğü olay da Hatay'ın ana vatana katılması, sancak sorun da diyebilir. 37'lerde başlayıp 39'da tamamlanan bir süreçti. Atatürk'ün şahsi meselesi, 40 asırlık Türk yurdu düşmanında esir kalamaz demesi çok önemli. Santler raporu, Santler bilelim, Hatay bağımsız olur 37 yılında. Atatürk bunu görür, ana vatana katılışını göremez 39'da olduğu için. Buranın ilk cumhurbaşkanı derse Tayfur Tökmen, buranın ilk başbakanı derse Abdurrahman Melek'tir.
39'da da yapılan referandum ne oldu? Anavatana katıldı. Unutmada Lozan Barış Antlaşması. Hangileri olumlu, hangileri olumsuz, gündeme gelen ne? Konferans öncesi bilgiler, çok iyi biliyorum. Musul sorunu bak, vurgulamıştım. Irak sınırı da der. Haliç olsun, çözülemeyen tek konu olsun. Bunları bilelim. Şeyh Said'le bağlantısını bilelim. Hatay meselesi yine her zaman soru potansiyelidir. Bu da maalesef işte burada hani anmak istemiyorum ama deprem olduğu için ön plana çıktığı için Hatay belki oradan bir soru yapabilir. Çünkü gerçekten müthiş bir mücadele verilmişti burayla alakalı hem depremde de. Çünkü özel önemli bir yer burası. Umarım en yakın zamanda zaten kendine gelecektir. Hatay meselesine biz yine dikkat edelim. Atatürk'ün iç politikasına bakacak olursak da iç politika kısmı biraz 20'li yıllara geri dönüyorum şimdi. İkinci TBMM açılıyor ve Atatürk buraya da Ankara'dan aday olmuştur. Ankara başkent ilan edilmiştir. Unutmayın, Cumhuriyet'in ilanından hemen öncedir bak bu. Önce Ankara başkent ilan edildi. Ondan sonra Cumhuriyet ilan edilmiştir. Ve aradan geçen 16 gün sonra da işte ne oldu bak? Cumhuriyet ilan edildi. Şimdi Cumhuriyet'in bizi ilanına iten 3 tane temel problem var. Onları bilmemiz lazım. Bunlardan bir tanesi hükümet bunalımı, bir tanesi rejim sorunu, bir tanesi de devlet başkanlığı sorunu. Hükümet bunalımı aynı zamanda Ekim sonbahar bunalımı olarak da geçmekte. Bu meclis hükümeti sistemi olduğu için yaşanan bir krizdi ve kabine sistemine geçerek biz bu problemi aşmıştık. Rejim sorunundaysa Türkiye'nin hangi rejimle yönetildiği belli değildi. Ve biz de dedik ki bunu artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu benim en büyük eserim der Atatürk. Devlet başkanlığı sorununda da bizde sadece meclis başkanı bütün işleri yapıyordu. Herhangi bir cumhurbaşkanımız yoktu ve artık resmi olarak cumhuriyetle beraber bir cumhurbaşkanı da belirlemiş olduk. İlk cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk, ilk başbakanımız İsmet İnönü, ilk meclis başkanımızsa Ali Fethi Okyan olarak seçilmişti. Hemen bir sonraki kısım olan ve bence çok 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 önemli, yani her sene geliyor bu neredeyse. 3 Mart 1924 inkılapları ki bir günde çok fazla olay olduğu için önemli. Hemen bakalım. Halifelik kaldırılmıştı hatırlarsanız bugün. Buranın anahtar olayı da şudur. Mesela saltanatta bir kişi ülkeyi terk eder. Yani Vahdettin gitmiştir. Buradaysa Osmanlı hanedanı komple yurt dışına sürülmüştür. Onu bilmemiz gerekiyor. Yine aynı gün şeriye ve efkaf vekaleti kaldırıldı. Yerine hatta Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu ve ilk Diyanet İşleri Başkanı olarak biz Rıfat Börekçi'yi seçmiştik. Genelkurmay Başkanlığı kurulmuştu Erkan-ı Harbiye'nin yerine. 24 ile 44 arası bu işi bizim Maraş elimiz yaptı. Yani Tevzi Çakmak gerçekleştirmişti. Bir de Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkartılmıştı. Yine o da 3 Mart 1924 ve Fransa ile bu kanundan dolayı da tartışma yaşadığımızı bilelim. 1924 Anayasası'ndaysa bizde zaten vardı. Teşkilat-ı Esasiye vardı ama işte artık savaş bitti. O biraz böyle güçler birliğinin falan olduğu bir ne diyelim işte bir anayasaydı. Biraz da demokratiye geçmemiz lazım artık. Bizim cumhuriyetimiz falan var çünkü. Zaten ne yaptık bak? Güçler ayrılığı ilkesini benimsedik. Yargıdan bahsettik. Hatta bunu bağımsız mahkemelere bak bıraktık. Sonra 28 yılda bir değişiklik yaptık ve yemin şeklini değiştirdik. Devletin dini İslam'dır maddesini kaldırarak vallahi de billahi de yerine namusun ve şerefin üzerine iyi getirdik. Kadınlara sırasıyla 30, 33, 34'lerde BMV diye kodladığımız belediye başkanı seçilme hakkı, muhtar seçilme hakkı ve vekil seçilme haklarını vermişti. Bir de Atatürk ülkeleri bak ne oldu? 37 yılında anayasaya girmiş bulunmakta. Siyasi partiler kısmına bakacak olursak bir çok parti vardı bu dönemde ve çok partili hayat yaşanıyordu bakalım. Şimdi Halk Fırkası 1923'te kurulur Eylül ayında. Bu bizim ilk siyasi partimizdir. 9 umde gibi çok anahtar bir bilgisi vardır. Bunu temel alarak kurmuştur. Umde ilke demektir. Laik anlayış tabii yani Atatürk'ün partisi zaten mecbur. Ve devletçi ekonomi modelini bak benimsemiştir. 23 ile 50 arasında ülkeyi yönetir. Bunun 30 ile 45'i de hatta tek parti olaraktır. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ise Kasım 1924'te kurulur. İlk defa kurulan muhalefet partisidir. Bakın unutmayın. Atatürk'ün çok ünlü arkadaşları kurmuştur. Mesela Kazım Karabekir'den, Rauf Orbay'dan, Refet Beyler, Ali Fuat Cebesoy'dan, Bekir Sami Kuldum, Adnan Adıvar. Hepsi bak burada. Bütün o Şampiyonlar Ligi kadrosu Atatürk'ün karşısına geçti. Bunlar inkılapların hızlı yapılmasına karşı biraz daha böyle işi uzatmaya çalışıyor aslında bunlar. Yavaş yavaş olsun istiyorlar gelinlikleri falan. Aynı zamanda tabii şeyden farklı olarak, Halk Fırkası'ndan farklı olarak ne yaptılar bunlar?
liberal ekonomi modelini benimsemişlerdir. Bir de tek dereceli seçim sistemini benimsiyorlar. Ama sonra ne oldu? Bir şey sayık isyan çıktı ve bu isyanla bu parti ilişkilendirildi. Devlet de geldi bunu neyle kapattı? Takriri sükunla kapatmak. Devlet kapattı. Neyle? Takriri sükunla. Bu bilgi işimize yarayacak. Birazdan Dursun Cemil'e biliyorsunuz. Nasturi ayaklanması çıktı 24 yılında. Bu da Hakkari'de yaşanan Hristiyan Nasturilerin çıkartmış olduğu bir ayaklanmaydı. Ordu siyasetten ayrılsın istedi Atatürk. Çünkü vekillerin asker olarak mecliste bulunmalarından rahatsızlık duyacağını söyledi. Ve şey sayı isyanı patlak verdi 25 yılında. Bu Cumhuriyeti hedef alan ilk isyandır. Unutmayın bak, Cumhuriyeti hedef alan ilk isyan şey Said'dir. Biz bu isyanı bastırabilmek adına takrir-i sükun kanunu çıkartmışızdır. Ve bu isyanla uğraştığımız için Musul'a verilen önem de azalmıştır. Hatta az önce bak söyledik, bu olayla beraber de ilişkili olduğumuz Cumhuriyet Parti'yi de kapattık. Yani terakki ederler Cumhuriyet Fırkası. Daha sonra bir yıl geçti aradan, 26 yıl geldi ve Atatürk'e bir suikast girişimi gerçekleşti İzmir bölgesinde. Hani yaşanmadı olay ama bunu düşündüler, tasarladılar. Yine bu laik inkılapları hedef alan ikinci olay olarak geçmedi. Çünkü yani bütün her şey sonuçta kim getirdi bu cumhuriyet kavramı falan Atatürk. Sen ortadan kaldırmaya çalışıyorsan o zaman bu da laik niteliği hedef alır. Bu olayda bilin, daha önce alanda sordu bunu. Son kez İstiklal Mahkemeleri kurulmuş burada. Sondur. İstiklal Mahkemeleri'nin son kurulduğu olay budur. Bazı ufak iddiatçılar da burada artık tasfiye edilmiş, temizlenmiştir. Atatürk ne dedi bu olaydan sonra? Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet sonsuza kadar yaşayacaktır diye çok ünlü o cümlesini kullandı. Bilelim sorar. Serbest Cumhuriyet Fırkası'ndaysa şöyle oldu onda da. Bu sefer bu ikinci muhalefet partisi olarak kuruldu. Birincisi neydi bak solda yazan Terakkiperver'dir. Bu nedir? Bu ikinci muhalefet partisidir. Şimdi bunun bir farkı var. Bu istekle kurulmuş. Mustafa Kemal bizzat bu partinin kurulmasını istemişti. Kurucusu kimdi? Ali Fethi Okyar'dı. Hatta ne dedi Ali Fethi Okyar'a Mustafa Kemal? Sakın dedi cumhuriyetçilik ve laiklik gibi iki kavramdan taviz vermeyeceksin demişti. O da buna uygun hareket etmişti zaten. Yine liberal ekonomi modelini benimser, tek dereceliği benimser, kadın hakları parti programında vardı. Atatürk'ün milliyetçiliğini ve bu parti programına yazarak kendisi de onun gibi olacağını aynı zamanda göstermiştir. Ama ne oldu? Partinin kendi üye veren, o işte veren tabanıyla yöneticileri arasındaki o uyuşmazlıklardan kaynaklı bu parti bazı İzmir mitingindeki olaylarla da kurulduktan 3 ay sonra kendisini feshetti. Çok önemlidir bu da. Unutmayın bak, bir önceki partiye biz ne demiştik az önce? O parti kapatıldı. Bu parti ise kendisini feshetti. Aradaki ayrımı bilmemiz lazım dedi. Sonra Menemen olayı yaşandı. Bu aynı zamanda Kubilay olayı olarak da geçmekte. Bunda da şöyle 1930 yılında yaşanıyor. Yine laik niteliği hedefliyor. Yani bu sistemin olmaması gerektiğini düşünenler çok trajik bir olay yaşatarak Kubilay'ın kafasını kesmişlerdir. Bu üçüncü olay oldu. Yargılamalar için artık bak İstiklal Mahkemesi kuramam. Sebebi de çok basit. Çünkü son kez nerede kurmuştum makamları? Suikast girişiminde. Burada ne kurdum? Divanı Harpler kurmuşuzdur. Ve bir de 1933 olayları vardır. Üç tane olay yaşanmıştır aynı yılda. Bursa olayı, Vagonlitz olayı, Razgrad olayı. Bursa olayının ezanın Türkçe okunmasıyla alakalı olduğunu, Atatürk'ün bu hareketlenmelerden sonra bu bir din meselesi değil, dil meselesidir dediğini ve yine ezanın Türkçe okunmasına tepki olduğu için laik inkılaplara karşı çıkan dördüncü olay olduğunu da bilmemiz lazım. Vagonlitz olayı ise Türkçe konuşan bu demiryolu şirketindeki Fransız şirkete Türkçe konuşulması üzere yaşanan bir problemdi. Razgrad olayı ise Bulgarların Müslüman mezarlığını tahrip etmesi üzerine bizim Bulgar mezarlığına çiçekler koymamız olayıydı. Burada özellikle Vagonlitz ve Razgrad'da tepkilere, çünkü Türkçe'ye sahip çıkıp Türk mezarına sahip çıkılmıştı. Atatürk çok memnun kalıyordu ve ne diyordu? Milli bilinç artıyor diye bundan memnun kalmıştı. Bak unutmadım bundan. Unutma demişim. Cumhuriyetin ilanına sebep olan olaylar. Saymıştım ya 3 tane. İşte rejim sorunu, devlet başkanlığı sorunu ve hükümet sorunu. 3 Mart'ta yapılan bak inkılaplar çok iyi bilmeniz lazım. İşte halifeliğin kaldırılması, tevhid-i devrisat, genelkurmay başkanlığının kurulması, şeriye ve fikaf kaldırılması gibi. Serbest Cumhuriyet Fırkası var. Nokta dışı. Dikkat edin buna. Ali Fethi Okyar, işte feshetmesi, Atatürk'ün isteğiyle kurulması bunları bilmemiz lazım.
Son bir hemen unutma kısmı var, ona bakalım. Bunda da hukuk alanında yapılan bazı inkılaplar vardı. Özellikle medeni kanun çok anahtar bizim için. Bu hatırlarsanız İsviçre'den uyarlanmıştı. Ve bizde mecelle kaldırılmıştı. Mecelle kaldırıldı, yerine bak medeni kanun gelmiştir. Eğitim alanında yapılan inkılaplardaysa millet mektepleri yine harp inkılabının tamamlayıcısıydı. Türk Tarih Kurumu ilk başkanı Tevfik Beyikloğlu'ydu. Türk Dil Kurumu 32 yılındaydı. Halk Evleri kurulmuştu. Bunlar da Ülkü dergisini çıkartmışlardı. Halk Mecmuası, bunlardan Millet Mektebi'nin dergisiyken TTK'nın dergisi Belleten'di. Halk Evleri de az önce söylemeden Ülkü'ydü. Yine Ankara Hukuk Mektebi, Gazi Eğitim Enstitüsü, Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, Yüksek Ziraat Enstitüsü, Siyasal Bilimler Fakültesi, hep Atatürk'ün döneminin okulları, Tarih ve Coğrafya Fakülteleri gibi birçok bu dönemde okul açılmıştı. Bunlardan ilk açılanını sorarsa Ankara Hukuk Mektebi, ondan dolayı başta. İlk üniversiteyi sorarsa İstanbul Üniversitesi, Manişe sayesinde olmuştu, onu da hatırlayalım. Ekonomi ve sanayi alanında yapılan inkılaplardaysa İzmir İktisat Kongresi önemli tarihi bir olaydı. Lozan arasında gerçekleşmişti ve kapitülasyonların kaldırılmasına da katkı sağlamıştı. Başkanlığını ise Kazım Karabekir yapıyordu. Kabotaj Kanunu denizcilikle alakalı çıkartılan bir kanundu. Teşviki Sanayi Kanunu 27 yılında özel sektörü geliştirmek için attığımız en büyük adımlardan biriydi. Tutmayınca, ekonomik kriz olunca devletçi ekonomi modeline geçilmişti ve bu ekonomik krizden, yani 1929 ekonomik krizinden dolayı geçti. Tarih kaçtı? 1930'da. Bankacılık alanındaysa İş Bankası'nın Atatürk'ün ilk bankası olduğu 24'te, ilk Devlet Bankası'nın, ilk özel bankadır aynı zamanda İş Bankası, İlk Devlet Bankası'nın Merkez Bankası olması, 30'da kurdu zaten çünkü devletçi politikaya geçti mi? Sümerbank'ın 33'te sanayi yatırımları, Etibank'ın da 35'te maden yatırımlarına atılım için kurulduğunu bilelim. Yine Muhsin Ertuğrul'un bu dönemki çok ünlü bir yönetmen olduğu, sinema sorusu gelirse Muhsin Ertuğrul'dur Atatürk döneminde. Cemal Reşit Rey'in de Türk Beşlerinden olduğu ve yine bu 10. Yıl Marşı'nın bestecisi olduğunu, İstanbul Konservatuvarı'nda kurduğunu mutlaka bilmemiz gerekiyor. Yine notunuzda bundan çıkmış soruları çözmeyeceğim çünkü bu işte ÖSYM'in teliflerinden kaynaklı sıkıntı yaşayabiliriz diye. Notunuzda var ama mutlaka siz bakın ne sormuş, ne edilmiş, onları bilmemiz lazım. O zaman inkılapla alakalı da tekrarımızı bitirmiş olduk. Dediğim gibi tekrar tekrar yazın, çizin, gidin notu defalarca kere çıkartın yani gerekirse. Çünkü artık bu bir ayda yapmamız gereken şey böyle konu çalışmak falan değil, nokta atışı bilgilere yoğunlaşmak. Ondan bu tekrar notların defalarca kere gerekirse bitirin, çok işinize yarayacaktır. Bir sonraki tekrar çözümümüz çağdaş dünya tarihiyle ilgili olacak. Onun videolarında görüşmek üzere.